Tamer Toker gün içinde sürekli bir yerlere giden ve hızlı hareket eden genç bir adamdır. Tamer her gün üç kez kendi deyimiyle Tamer Toker'in 60 saniyelik reklamı adını verdiği şeyle kendi kendine satar. Kişiselleştirdiği reklamı her zaman cebindedir. O kağıtta şöyle yazar. Tamer Toker Tamer Toker'le tanış. O önemli, gerçekten önemli bir şahıstır. Tamer, sen büyük düşünen birisin ve bu yüzden büyük düşün. Her şey için büyük düşün. Birinci sınıf bir iş çıkarmak için sayısız niteliğin var. Bu yüzden birinci sınıf bir iş çıkar. Tamer. Sen mutluluğa, ilerlemeye ve refaha inanırsın. Bu yüzden yalnızca mutluluktan bahset. Yalnızca ilerlemeden bahset. Yalnızca refahtan bahset. Sen birçok harekete geçirici dürtüye sahipsin. Tamer birçok harekete geçirici dürtü. O yüzden o gücü kullan. Hiçbir şey seni durduramaz Tamer. Hiçbir şey. Tamer, sen çok coşkulusun. Coşkunun her şeye yansımasına izin ver. İyi görünüyorsun Tamer ve kendini iyi hissediyorsun. Böyle kalmaya devam et. Tamer, Toker. Sen dün harika bir adamdın ve bugün çok daha harika bir adam olacaksın. Şimdi işe koyul Tamer. İşe koyul ve ilerle. Tamer kişisel reklamının onun daha başarılı, dinamik bir insan olmasına yardımcı olduğunu düşünüyor ve hakkını teslim ediyor. Kendimi kendime satmaya başlamadan önce herhangi birinden ve hemen herkesten daha düşük niteliklere sahip olduğumu düşünürdüm. Şimdi kazanmak için gereken şeye sahip olduğumu biliyor ve kazanıyorum ve her zaman kazanacağım. Şimdi senin kendini kendine sat reklamını nasıl oluşturacağına bir bakalım. Birincisi değerli niteliklerini üstün olan noktalarını belirle kendine sor. En iyi niteliklerim neler? Kendini vasıflandırırken ürkek, çekingen davranma. İkinci olarak bu noktaları kendi sözcüklerinle kağıda dök. Reklamını kendine yaz. Tamer Toker'in reklamını tekrar oku. Onun Tamer'le nasıl konuştuğuna dikkat et. Kendinle konuş. Dolaysız doğrudan ifade et. Reklamını tekrarlarken kendin dışında kimseyi düşünme. Üçüncüsü, her gün en az bir kez reklamını yüksek sesle okuyarak çalış. Bunu ayna karşısında yapmak çok yardımcı olur. Sözlere bedenini kat. Reklamını kararlılıkla, güçlü bir şekilde tekrar et. Kanının vücudunda daha hızlı dolaşmasını sağla. Kendini daha bir heyecanlandır ve kışkırt. Dördüncüsü, her gün reklamını içinden defalarca oku. Cesaret gerektiren herhangi bir işe girişmeden önce oku. Kendini kötü hissettiğin her zaman tekrar oku. Reklamını daima elinin altında bulundur, sonra da kullan. Bir şey daha var. Pek çok insan belki de büyük bir çoğunluk başarı getiren bu tekniğe gülebilir. Bunun sebebi başarının düşünmenin yöneltilmesinden, başarının düşünmenin yönetilmesinden geldiğine inanmayı reddediyor olmalarıdır. Ama lütfen ortalama insanların hükümlerini kabul etme. Sen ortalama değilsin. Kendini kendine sat ilkesinin geçerliliğine dair herhangi bir kuşkun varsa, tanıdığın en başarılı insana bu ilkeyle ilgili düşüncelerini sor. Ona sor, sonra da kendini kendine satmaya başla.